arkadaşlar. ÖSYM tadında soruların ikinci testiyle devam edelim. Birinci sorumuzda bize 1 TL'lik ve 50 kuruşluk madeni paralar göstermiş. Buna göre 1 TL'lik madeni paralardan 40 tane olduğuna göre 50 kuruşluk madeni para tutarının 1 TL'lik para tutarının 3/2 katı kadar olabilmesi için demiş. Şimdi 1 TL'lik madeni paradan 40 tane var. O zaman nedir? 40 çarpı 1 TL. Buradaki ifadenin 40 50 kuruşlar için de 50 kuruştan demiş kaç tane madeni para olması lazım? Şimdi 50 kuruşu şöyle alalım. Bunu 1 TL olarak aldığımıza göre bunu da 1/2 TL olarak alalım. Buradan kaç tane olması gerektiğini bilmiyoruz. Bize onu soruyor. Buradaki ifade burasının 3/2 katı olabilmesi için demiş. O zaman burasını da 3/2 ile çarpıp eşitliyorum. Hadi bakalım. Burada 2 ile 40 sadeleştirerek 20. Burası 60 gelecek. Burada x/2'den o zaman nedir? X değerimiz 120. Yani 120 tane 50 kuruşluk olması gerekir. İkinci sorumuzda eş büyüklükte ABC dikdörtgenlerinden A eşit parçalara, C eşit parçalara ayrılarak belli bölümlere boyanmış. A ve C şeklindeki boyalı bölümlerin toplamı kadar B'de boyama yapılırsa B'de oluşan boyalı bölgenin alanının tamamına oranını sormuş bize. Şimdi bakalım A'da burada nedir? 6, 12 tane var. Pardon. 5'e 10. O zaman nedir? 10'da 3 tanesini taramış. Burada da 5'e ayırmış. 5'ten 1 tanesini. Şimdi burada yine paydaları eşitlerim. Yani bunu şöyle yazalım. 2/10 olarak yazalım. Bunun boyalı olan kısımlarını buraya verdiğine göre yani 10'da 3'ünü burada B'ye vermiş. Aynı şekilde 10'da 2'sini de B'de de aynı şekilde buradaki kadar boyamış. O zaman nedir? B'de 5/10 kadar yani 1/2'si yani B'nin yarısı kadar boyanmış olacaktır. O halde nedir? Şıklara baktığımızda yarım değerini ifade eder. Üçüncü sorumuzda aşağıda her biri kendi içinde eş parçalara ayrılmış. Şekillerdeki taralı alanlar eşittir demiş. Buradaki taralı alanlar eşit. Şimdi büyüklük sıralaması istemiş bizden şekillerin. Burası nedir? 6 taneden biri. Burada 3 taneden biri boyanmış. Burada da 4 taneden biri. Şimdi buradaki her bir kesir buradaki alanlar birbirine eşit olduğuna göre demiş. Şekillerin alanların büyüklük sıralaması nedir? Şimdi bunun üçgenin 6'da birini buradakilere denk gelebildiğine göre demek ki üçgenin büyüklüğü daha fazla. O zaman en fazla üçgen olacak deriz. Üçgen büyüktür. Sonra burada ne demiş? 1/4'ü almış. Yani burada 1/4 kadarı buna eşitlenebildiğine göre demek ki o zaman karenin de daireden daha büyük olması lazım. En sonunda küçük olacak şekilde daire gelecektir. Dördüncü sorumuzda bize ABC değerlerini vermiş. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle direkt çarptığımızda burası zaten 1/24. 1/6 burası da 1/2. Yerine yazalım o zaman. C yerine 1/2 yazdık. B yerine 1/6. A yerine de 1/24. Paydalarını eşitleyelim. 1/2 bölü burası nedir? 3/24'ten 1/8 gelecek. 1/2 çarpı 8/1'den de cevabımız 4 olur. Şimdi sorumuzda iki çeşit her biri kendi içinde eş bisküvilerden oluşmuş paketle ilgili bilgiler verilmiş bize. 12 bisküvi, toplam bisküvi ağırlığı 120 demiş ve her bisküvide 4 adet kuru üzüm var. Burada 8 bisküvi var, ağırlığı 160 ve 6 adet kuru üzüm var her bisküvide. Yedikleri kuru üzüm sayılarının oranını istemiş bizden. Şimdi ezgi bisküvilerden 60 gram. Şimdi ezgi paketten 60 gram yediyse demek ki bisküvilerin yarısına kadar yemiş. Her bir bisküvide 4 tane olduğuna göre yarısı olabilmesi için o zaman 6 tane bisküvi yemesi lazım. O zaman nedir? 24 tane kuru üzüm yemiş olur. Öykü'ye bakalım. Öykü'nün 40 gram yemesi lazım. Yani 4'te birini yemiş. O zaman 2 tane bisküvi yemiştir. Bir tane de 6 tane varsa 2 tane bisküvide 12 adet kuru üzüm olacaktır. O halde nedir? Oranımız direkt 2 gelir. 6. sorumuzda A bölgesindeki kareler eş, B bölgesindeki kareler eştir demiş. Gösterilen zeminde gösterilen sayı doğrusundaki verilenlere göre x kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Biz buradaki her bir sonuçta kare olduğuna göre her birine a a dediğimiz zaman buradakiler de aynı şekilde bu uzunluğu da b'ye eşit olsa o zaman nedir? Burada toplamda tam 9 tane kare olduğuna göre 9 tane a değeri 4 tane b'ye eşittir. Şimdi bunları ortak bir değişken yapalım. Burasına biz a'ya 4'ün bir katı dersek B'de nedir o zaman? 9'un bir katıdır. Tek değişkeni dönüştürmüş olduk AB'yi. Şimdi aynı şekilde bunlar kare olduğuna göre buradaki uzunluğumuz da 1 A'ya eşit. Burada nedir? 2, 3, 4, 5 tane A'ya eşit. Yani X'e kadar olan kısım 5 A'ya eşit. 5 A dediğimiz 1 A 4 K olduğuna göre o zaman 5 A dediğimiz ifadede burası 20 K. Yani şöyle yazalım. X dediğimiz ifade 20 K'ya eşit oldu. Buraya baktığımızda buraya kadar 5A 7A vardı. O zaman nedir? 28 bunun tamamı buraya kadar 28K'ya denk geldi.
Burada da BB verilmişti. Bir tane B 9K olduğuna göre iki tane B de 18K'ya eşit. O zaman 28 artı 18'den 0'dan 23 bölü 5'e kadar olan kısımda tam 40 nedir? 43K ifademiz var. 43K 23 bölü 5'e eşit, pardon 46K gelecek. 46K 23 bölü 5'e eşitmiş. Sadeleştirelim. 23 ile 46 sadeleştirdik. 2 geldi. Buradan o zaman nedir? K dediğimiz ifade 1 bölü 10'a eşit olmuş oldu. Biz x'i arıyoruz. O zaman x'te burada k gördüğümüz yere de 1 bölü 10 yazalım. 20 çarpı 1 bölü 10'dan cevabımız 2 gelir. 7. sorumuzda bir sürahi ile biri büyük biri küçük 2 bardak gösterilmiş. Şimdi bize şöyle diyor. Sürahinin 3'te 1'i su ile dolu iken. Şimdi o zaman sürahi 3'te paydayı 3 yazdığına göre sürahinin tamamını 3x diyelim. 3'te 1'i su ile dolu iken demiş. 4 büyük. Böyle yazalım. 4 büyük. Artı 8 tane küçük bardak yazdığımız eklediğimizde sürahi tam doluyor. Yani nedir o zaman? 3'te 1'i doluyken o zaman buradaki ifadeler 2x'e eşit olmuş olacak. Tamamdır. 3'te 2'si doluyken demiş 1 büyük bardak 7 küçük bardak olduğunu tam doluyor. Yani ne kadarlık buradaki ifadelerde x'lik kadar kısmı doldurdu. Şimdi bunları birbirine eşitleyelim. Şöyle yazalım, 2x'lik kısmımız dedik 4 büyük artı 8 küçük. Bu ifadenin tamamını 2 ile çarptığımızda 2x'e eşit olacak. O zaman 2 büyük artı 14k, bu ifadeler birbirine eşit. Şimdi şöyle yapalım. 2 büyüğü bu tarafa aldığımızda 2 büyük, 8k'yı karşı tarafa aldığımız zaman da nedir? Burada 6k'ya eşit olacak. Yani 1 büyük bardak 3 tane küçük bardağa denk geldi. Bizden neyi sormuş zaten? Küçük bardak büyük bardağın kaçta kaçıdır? Küçük bardak büyük bardağın 3'te 1'i kadar olur. 8. sorumuzda hangisinde x yerine kök 7 yazıldığında sayı irrasyonel olur? Şimdi x yerine kök 7 yazarsak bunun cevabı 7 olur, rasyonel. Kök 7 yazarsak cevap 0 olur, rasyonel. Kök 7'ye böldüğümüzde cevap 1 oldu, rasyonel. Buraya yazdığımızda kök 7 nedir? 2 kök 7 bölü kök 7'den yine aynı şekilde 2 gelecek, rasyonel. Buraya yazdığımızda kök 7'nin karesi 7 artı bir de tekrar kök 7 var ve bu da nedir? İrrasyoneldir.